Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda böyle çok her zaman olduğu gibi tatlı şeyler değil, bu sefer biraz tatsız şeylerden bahsedeceğim. Dün akşam üzere bir takipçim Instagram'dan bana bir mesaj attı. Onun iznini alarak zaten bu videoyu çekiyorum. Bu bilgileri sizlerle paylaşmam gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir dolandırıcılık hikayesi bu video. Kimsenin canı yansın istemem. Şimdi takipçim, bir bayan takipçimin erkek arkadaşı İsveç'e gelme isteğindeymiş. Onun bir tane arkadaşı varmış. Onun arkadaşının tanıdığı bir tane restoran sahibi varmış. Restoran işletmeciliği yapacaklarmış. İsveç'e işte çalışma izni vesaire falan çıkaracak ve arkadaşı buraya getirip burada restoranda çalışacağı şeklinde bir söylemleri olmuş. Tamam, her şey güzel, buraya kadar sıkıntı yok. Ancak arkadaştan ara ara para istemeye başlamışlar. Ben sorduğumda ne kadar para istediler diye sorduğumda şok geçirdim. Bana söylediği 100.000 TL civarında parasını almışlar çocuğun. Ve karşılığında da bir tane PDF'e sanki böyle şeyin ağzından yazılmış gibi buradaki ve Türkçe yazılmış. Buradaki göçmenlik dairesinin ağzından yazılmış ve Türkçe ve çok basit bir döküman gönderdi. Sadece bu var dedi. Dökümanda ne imza var, ne antet var, ne herhangi bir o dökümanı gönderen kişiyle ilgili bir bilgi var vesaire, hiçbir şey yok. Ve hiçbir geçerliliği de yok. Dökümanda da şey yazıyor işte, 6 ay vesaire falan filan gibi sürebilir falan filan gibisinden böyle oyalamaya yönelik bir yazı. Şimdi bu takipçimin bana yazdığı şey, nasıl anlayabiliriz, dolandırıldığımızı düşünüyoruz gibisinden attı mesajı. Yani ben de ilk başta bu şeyleri, hikayeyi dinleyince çok böyle çok büyük ihtimalle dolandırıldıklarını düşünüyorum. Anlamanın yolu şu. Onlara şunu söyledim. Konsolosluğun telefonla arama saatleri var. O saatte arayın. Adınıza herhangi bir başvuru var mı diye söyleyin dedim. Eğer ki bir başvuru yok ise o erkek arkadaşınızın arkadaşım dediği arkadaşa dahi söylemeden direkt polise gidip suç duyurusunda bulunun. Belki paranızı kurtarabilirsiniz diye söyledim. Şimdi arkadaşlar, bu hikayeyi anlattım. Şimdi sürecin nasıl işlediğini biraz sizlere anlatmam lazım ki hiç kimsenin canı yanmasın. Bakın, hiçbir firma bir çalışanını iş için davet ettiğinde ondan bir para istemez. İsteyeceği para maksimum vize masraflarıdır. Arkadaşlar, vize masrafları da 4 kişilik bir aile için, tamam mı, 2 çocuk, 2 ebeveyn için 5.000 kronunu geçmez. Bunun dışında sizden bir para isterlerse kesinlikle ve kesinlikle vermeyin. Bu parayı da verecekseniz şöyle verin. Sizin adınıza başvuruyu yaparlar. Onlar önden parayı öderler. Size bir dosya numarası gelir Migration Agency'den. Siz bu Migration Agency'nin internet sitesinden bu dosya numarasını, başvurunuz gerçekten var mı yok mu kontrol edersiniz. Başvurunuzla ilgili orada bilgilerinizi görebiliyorsunuz çünkü. O başvurunuz varsa, tamam mı, dekontu karşılığında siz o parayı onlara gönderebilirsiniz. Bunun dışında hiçbir Allah'ın kuluna, ben seni yurt dışına götüreceğim, seni orada çalıştıracağım, benim restoranım var, ama işte bunun için sakın ha, sakın ola kimseye para vermeyin, kaptırmayın, canınız yanmasın. Bu çünkü umut tacirliği, hakikaten böyle insanlar umut satıyorlar. Bu umutla insanların böyle şeyine girip, duygularıyla oynayıp paralarını alıyorlar. Hakikaten çok üzücü. Rica ediyorum, hepiniz dikkatli olun. Bu tarz insanlara inanmayın. Bu tarz insanlara güvenmeyin. İşin içine para girince ne arkadaşlık kalıyor, ne dostluk kalıyor, ne de bir şey kalıyor arkadaşlar. Güvenmeyin kimseye. Ya bu bana yazılan şeyde, takipçimin yazdığı şeyde, bu arkadaş işvereni hiç görmemiş bile. Ortada işveren var mı onu da bilmiyoruz. Sadece bunun bir tane arkadaşı var, işverenle bunun arasındaki bağ kuruyor. Ortada böyle bir işveren var mı yok mu bilmiyoruz. Belki de bunun arkadaşı dolandırıyor bunu. Belki de bunlar çete, bilmiyoruz. Yani diyeceğim, lütfen dikkatli olun. Bu tarz insanlara paranızı kaptırmayın. Yani böyle kötü niyetli insanların umutlarıyla oynayacak o kadar çok insan var ki ülkemizde. Maalesef çok fazla böyle insan var. Diyeceğim o arkadaşlar. Kimseye paranızı kaptırmayın. Eğer sizlerden böyle bir para isteyen varsa, en azından benim gibi buralara daha önce gelmiş olan bir insanlara sorun, danışın, öğrenin. Bu işler nasıl oluyor diye bir öğrenin. Aksi takdirde sakın ola sakın kimseye hiçbir girişime girmeyin. Yani bu insanlara
kimliklerinizi, işte pasaportunuzu vesairenizi de vermeyin. Bakın onlar da kullanabiliyorlar. Biliyorsunuz bir sürü dolandırıcılık var. Sizin kimliğinizle vesaireyle gidip bir yerden iş yeri açarlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Başınız beladan çıkmaz. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bizim ülkemizde bu tarz olaylar çok fazla oluyor maalesef. Bu insanlara fırsat vermeyin. Gözünüz açık olsun. Kimsenin sizi dolandırılmasına müsaade etmeyin. Kendinize iyi bakın. Umarım karşınıza tekrar böyle bunun gibi böyle üzücü, sıkıntılı, hoş olmayan videolarla çıkmam ama bu videoda şart olduğunu düşünüyorum ve sizlerden ricam, bu videoyu daha önce hiç istemedim sizlerden, sosyal medyanızda falan paylaşın, insanlara gitsin ki kimse kandırılmasın, kimsenin canı yanmasın, fazla insanlara ulaşsın ki herkesin bir şekilde nasıl diyeyim, böyle gözleri açılsın, bir farkındalık oluşturabilelim. O yüzden bu videoyu kendi sosyal medyanızda paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Kimse üzülmesin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla arkadaşlar.